Merhaba ben Enes. Bugün Sony'nin 510 modelini inceleyeceğiz. JBL 500BT, Anker Q10 ve Tautronic 85 modelleriyle de kısa bir karşılaştırmasını yapacağız. Bu 3 modelin daha önce incelemesini kanalımda yapmıştım. İzlemek için yukarıdaki i'ye basabilir veya açıklamadaki linki tıklayabilirsiniz. Bu arada video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kulaklığı satın aldığım linki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden ses kalitesinden başlayalım incelemeye. 510 modeli son ses seviyesi olarak çok yüksek bir kulaklık değil, çok düşük de değil, tam olarak ortalama bir son ses seviyesi bulunuyor. Kulaklığın dengeli bir profili bulunuyor. Bas, tiz ve mid dengeli bir şekilde geliyor. Birbirlerini ezmiyorlar. Kulaklıkta 31 metrelik sürücüler kullanıldığı için bas performansı olarak yüksek bir performans beklemeyin. Ancak ortalama bir bas performansı var. Yani tam kararında diyebilirim bas olarak. JBL 500BT ile ses performansını karşılaştırdığım zaman bu aradaki farkı hissetmek oldukça zor. Ses seviyesi olarak fark daha kolay bir şekilde hissedilebiliyor. Yine bas performansı olarak da 500BT modeli 500 modelinden bir tık daha iyi. Yani ses çözünürlük farkını hissetmek biraz zor. Bu farkta da yine 500BT az farkla daha iyi 500 modeline göre. Tautronic'in 85 modeliyle 510 modelini karşılaştırdığım zaman da ses kalitesi olarak 85 modelinde kulaklık driverları biraz daha büyük yapıda olduğu için bas performansı olarak ve tiz performansı olarak 510 modelinden bir tık daha iyi gibi hissettirdi bana. 510 modelinde ise orta sesler yani mid sesler daha iyi 85 modeline göre. Ses çözünürlüğü olarak ve detay ayrımı olarak çok bir fazla farkları yok. Ses yükseklikleri de benzer diyebilirim. Anker Q10 modeliyle de bir karşılaştırdığım zaman bas performansı olarak yine Anker Q10'un gerisinde kalıyor 510 modeli. Ses performansı olarak da tizler biraz daha öne çıkıyor Anker Q10 modelinde. 510 modeli daha dengeli bir ses performansı sunuyor. Daha öncesinde üst düzey bir kulaklık kullanmadıysanız 510 modelinin ses performansını beğenirsiniz. Ancak 1000 TL civarındaki modelleri test etmiş veya onların kalitesine alışmışsanız bu kulaklık size göre değil diyebilirim. Ses kalitesi olarak fiyat bandı düşünüldüğünde herhangi bir eksiğinin olduğunu söyleyemem 510 modeli için. Bas, tiz, mid ve son ses seviyesi olarak da bu hepsinden ortalama bir performansta fiyatına göre gayet kabul edilebilir bir performans sunuyor 510 modeli. Soğuk bir kış gününde Sony 510'lu mikrofonda gürültü olmayan bir yolda yürüyüş yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Görüştüğünüz zaman kendi sesinizi size yansıtıyor kulaklık. Yani o özelliğini pek sevmedim açıkçası. Şöyle bir dönelim. Bu tam kablosuz kulaklıklarda transparan mod diye bir özellik bulunuyor. Bu özellikle transparan moda benziyor ancak görüşme yaptığınız zaman sesinizi kendi mikrofonundan alıp kulaklıktan size yansıtıyor ve kendi sesinizi ekstra bir daha duymuş gibi oluyorsunuz ve telefon görüşmesi yaparken bu hissiyatı ben beğenmedim açıkçası. Mikrofon performansı olarak sesimin nasıl gittiği konusundaki yorumlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Bu arada video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdi eve doğru geçiş yapalım. Evet, eve geldik. Kapalı bir mekanda 510 modeliyle bir görüşme yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Burada da yine kendi sesimi aynı şekilde yankılı bir şekilde duyuyorum. Şimdi burada duyduğunuz klima görüntüsünü açacağım. Evet, şu an buradaki Bluetooth hoparlörden yüksek gürültülü bir klima gürültüsü geliyor ve bu klima gürültüsünde sesinizi karşı tarafa nasıl aktarabiliyor Bluetooth hoparlör? Bunu test etmiş oluyoruz. Yani gürültülü ortamdaki görüşme tecrübemizi şu an bu videoda test etmiş oluyoruz. Evet, mikrofon performansını dinlediniz. Ne öldürür ne güldürür diyelim. Yani ortalama bir mikrofon performansı var. Gürültülü ortamlar haricinde günü kurtarır bir mikrofon performansı var diyebiliriz. Kulaklık ele alındığında hafifliğini belli ediyor. 132 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Ele alındığında çok malzeme kalitesi güven vermiyor. Ancak bu şekilde biraz zorladığınız zaman, yani farklı açılarda kulaklığı zorladığınız zaman herhangi bir şekilde bir kulaklığa zarar gelmiyor. Yani aslında sağlam bir yapısı var ancak hafif olmasından kaynaklı olarak pek güven vermiyor malzeme kalitesi olarak. Şöyle şu bölümleri gördüğünüz gibi tırtıklı yapıda kulaklığın ve çizilmeye karşı daha dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Kulaklığı şöyle şu bölümlerden kafamıza göre ayarlayabiliyoruz. Şöyle bu şekilde içeri dönmüyor kulaklık. Sadece bu şekilde dönüyor. Boyunda bu şekilde durmasını sağlıyor. Kulak pedleri çok yumuşak değil. Çok sert de değil. Yani biraz daha serte yakın. Çok yumuşak sayılmaz kulak pedleri. Kulaklıkların şöyle şu bölümleri hareket edebiliyor ve kulaklık kafamızda oynadığı zaman kulaklığın şekli kafamızda değişmiyor. Bu bölümden kulaklığı şarj ediyoruz. Burada mikrofon bulunuyor. Buradan ise kulaklığı kontrol edebiliyoruz. Herhangi bir kablolu giriş için AUX girişi bulunmuyor kulaklıkta. Kulaklığı şöyle rakipleri Anker Q10,
JBL 500BT veya Tautronics'in 85 modeliyle bir karşılaştırdığımız zaman görebildiğiniz gibi malzeme kalitesi olarak bir tık daha basit duruyor 510 modeli. 510 modeli 500BT modelinde olduğu gibi kulağın içerisini komple alamıyor. Anker, Q10 ve bu 85 modeli kulağın içerisini komple alabiliyorlar. Yine bu 3 modelde bu şekilde içeri doğru katlanabiliyor ve çantada daha az yer kaplıyor nispeten. Ancak 510 modeli bu şekilde içeri doğru katlanamıyor. Sadece bu şekilde bir katlanabiliyor. Bu da 500'ün bir negatif özelliği diyebiliriz. Ancak hafiflik olarak kıyasladığımız zaman aralarındaki en hafif kulaklığın bu olduğunu söyleyebilirim. Yine bu 3 modelde de şu bölümde bir yumuşak pad bulunurken 510 modelinde o şekilde bir yumuşak alan bulunmuyor şu üst kısımda. Evet, kulaklığın bir kısaca teknik özelliklerine bakacak olursak bu 510 modelinin en güçlü olduğu taraf 35 saatlik bir pil ömrü diyebiliriz. Kulaklıklar 4,5 saat içerisinde şarj olabiliyorlar. Yine 10 dakika şarj ettiğimiz zaman da 1,5 saat boyunca kulaklıkları kullanabiliyoruz. AAC ve SBC olarak iki farklı ses kodlarını destekliyor. Suya karşı herhangi bir dayanıklık sertifikası bulunmuyor. Şimdi kulaklık kulağımdayken buradaki yakar mikrofonumdan dışarıya ne kadar ses veriyor onu test edelim. %70 seviyesi. Evet, kulaklık kulağın içerisini çok iyi bir şekilde sarmadığı için yüksek ihtimal siz de benim ne dinlediğimi duydunuz. Yani yalıtım olarak çok başarılı bir performans sergilemiyor. Kulaklığın kontrolleri gördüğünüz gibi şöyle şu bölümde bulunuyor. Şu ortadaki tırtık sayesinde kontrolleri eliniz alışıyor. Ses arttırıp azaltma, önceki şarkıya geçme, sonraki şarkıya geçme, uzun süre basılı tuttuğunuz zaman akıllı asistanı uyandırmak gibi bütün kontrol imkanları mevcut ve rahat bir şekilde kulaklığı buradan kontrol edebiliyorsunuz. Kulaklığın tam olarak şu gördüğünüz kısmında herhangi bir yumuşak bir malzeme kullanılmamış. Bu da eğer uzun süre kulaklığı kullandığınız zaman bir miktar şöyle şu bölümde kafanıza bir baskı oluşturabiliyor. Kulak pedleri de komple çok büyük olmadığı için kulağımı komple içerisine almıyor. Yani kulağınızın üzerine baskı oluşturuyor. Uzun saatler kullandığınız zaman bir miktar ağrı yapabilir veya kulağınızda kızarıklık oluşturabilir. Böyle kulağın üzerine baskı yapan modellerin hepsinde bu olan bir problem. Rakibi olabilecek JBL 500BT ile kıyasladığım zaman sizin de görebildiğiniz gibi 500BT'nin kulak pedleri bir miktar daha yumuşak. 510'unkiler biraz daha sert. 510'unkine göre kulakta bir tık daha konforlu hissettiriyorlar. Kulak pedlerinin terletme olayı ise 500BT modelinde biraz daha fazla terletiyordu. 500 modelinin kulak pedleri nispeten daha az terleme yapıyor. Kulaklık ile bağlantı performansı olarak sesin gidip gelmesi, bir parazitlenmesi veya bir dip gürültüsü gibi bir problemle karşılaşmadım 510 modeliyle. Yani sorunsuz bir şekilde aynı oda içerisinde veya bir oda yana gittiğimizde herhangi bir şekilde bağlantıda bir kopukluk olmadı. İki oda yana gittiğimde seste hafif gidip gelmeler olmaya başlamıştı. Tüm bu detaylardan bahsedeceğim. O zaman sözü daha fazla uzatmayalım ve gelin hep birlikte telefon dünyasında dengeleri değiştirmesi beklenen bu yeni modele daha yakından bakalım. Gecikme performansı olarak günlük kullanımda video izlerken herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir senkron problemiyle karşılaşmadım. Ancak rekabetçi PUBG, Fortnite veya Call of Duty tarzı oyunlarda ses gecikmesi hissedebilirsiniz. Kulaklığın satın aldığım linki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Evet, fiyat ve sonuç kısmına gelecek olursak bence kulaklığın artıları ve eksileri bunlar. Kulaklığın hafif olması ve 35 saat boyunca kullanılabilmesi bu kulaklığın en önemli artılarından diyebilirim. Yine fiyat bandına göre de gayet başarılı ve tatmin edici bir ses performansı sunuyor 510 modeli. Eksi olarak da üst tarafında pad olmaması, tam olarak içe doğru katlanamaması, kablolu kullanım imkanının olmaması ve genel bir malzeme kalitesi olarak belki bir tık daha iyi olmasını beklerdim 510 modelinin. Bana şarjı iyi giden ve hafif bir kulaklık gerekli diyorsanız 510 modelini tercih edebilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.